Ben Akif Hamza Çebi, bizim şu anda meclis başkan vekilini yapan, eski maliye müfettişi, maliyeci, Milli Emlak Genel Müdürü olan arkadaşıma dedim ki ya bu şehit ve gazilerle ilgili böyle köklü çözüm getirebileceğimiz bir kanun teklifi hazırlayalım ve bunu kamuoyuyla paylaşalım. Ve dolayısıyla bizim gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili ne düşündüğümüzü herkes anlasın. Ve bunu basalım da, bunu da kanun teklifi haline getirelim, bizim de taahhüdümüz olsun. Şu elinizde gördüğünüz kanun teklifi ortaya çıktı. Burada kanun teklifi tabi yasa hazırlamanın gereği olarak teknik bazı deyimler kullanılır orada. Ama bunun başlangıcında mevcut durum nedir? Biz kanun teklifiyle neyi öngörüyoruz? Bunların bütün ayrıntıları var bunun içinde. Ben bütün ayrıntılara girmeyeceğim ama şunu söylemekten de kendimi alamıyorum. Ya bu kadar önemli bir görev üstlenen, dediğim gibi kolunu, bacağını, gözünü şu veya bu şekilde bu ülke için veren, insanlarımız için veren, hayatını verip şehit olan insanların, ya bunların ailelerinin bir sağlık sorunu var. Ve her görüşmemizde emin olun, yok protezdi, yok sağlıklı, dünya kadar sorun. Ya vereceğim bir bacak kardeşim ya, vereceğim bir el, ya vereceğim bir göz yani. Ya bu, bunun içinde bu kadar büyük zorluklar çıkarılır mı? Dedi ki ya bunun en iyisi böyleyse, kardeşim bu milletvekilleri sağlıktan hangi haklardan yararlanıyorlarsa biz de aynı haklardan yararlanıyoruz. Bu kadar basit. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu teklif, yalnız bu teklif milletvekillerinin sağlandığı, milletvekillerine sağlanan sağlık haklarından daha önemli. Çünkü biz sağlık haklarından yararlanırken bir bedel ödüyoruz aslında belli bir limiti aşınca. Ama bu kanun teklifinde şehit yakınları ve gaziler için limit yok. Yani milletvekillerinden daha iyi. Zaten böyle de olması lazım. Sayı olarak baktığınız zaman da zaten eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti gazilere bakamıyorsa, şehit yakınlarına bakamıyorsa ya bu devlet diyebilir mi? Ben büyük bir devlet. Diyelim ki bir MHP milletvekili geldi sizlerle konuşuyor. Demeniz lazım ki ya böyle bir kanun teklifi var. Siz de aynı kanun teklifini verin. MHP de versin. Efendim bir AKP milletvekili gelebilir. Ya bakın şöyle bir kanun teklifi var. Siz de bu kanun teklifini verin. Parlamentodan oy birliğiyle çıksın. Ben bunu çok isterim. Parlamentodan oy birliğiyle çıkmasını. Çünkü siz kolunuzu, bacağınızı veya hayatınızı verirken şu partiler için veriyorum ya da bunun için değil. Siz bütün Türkiye için veriyorsunuz. Kimliği ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, efendim inancı ne olursa olsun. Her insan. Diyorsunuz ki her insan bu ülkede huzur içinde yaşasın. Merhaba güzel. Nasılsın, iyi misin? Merhaba, yakışıklı. Ayak kaldım, ayak. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Cihan Bey, tekrardan ama diyelim. Saygılar başkanım. Katkara valilerimizin. Sağ olun. Saygılar başkanım. Orada Ramazan aylarında yumurtalı pide çıkarlar. Üzerine yumurta, şey, gardıroba.